Sevgili çocuklar, çiz bakalım programımız bütün hızıyla devam ediyor. Gönderdiğiniz birbirinden güzel çizimlerinizi tek tek inceliyor ve yayınlıyorum. Ben de gönderdim. Benim çizgilerim niye yayınlanmıyor diye soran kardeşimiz varsa hemen beni arayıp bilgilendiriyor ve uyarıyor. Bugün ormanların en yırtıcı hayvanlarından kara panteri birlikte çizelim. Hani postunda bazen benek ve lekeler bulunan fakat bilimsel ifadeyle melamin pigmenti fazla olması sebebiyle tamamen siyah görünen bir kedi türüdür. Yoğun bitki örtüleri ve yağmur ormanları gibi gölgelik yerlerde yaşar. Simsiyah olduğundan gölgelik yerlerde hissedilmez ve kolay avlanırlar. Son araştırmalara göre Afrika grubunu temsil eden tek alt kültür olduğu söylenir. Ancak Habeşistan, Kenya, Kamerun gibi ormanlık bölgelerde de yaşadığı tespit edilmiş. Hatta Arabistan Yarımadası, Anadolu, İran, Orta Asya, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Çin'de de görülmüş ancak günümüzde soyunun tükendiği de söylenmektedir. Evet sevgili çocuklar, bu kısa tanıtımdan sonra hemen panterimizi çizelim. Sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar, kalemimizi elimize aldığımız gibi hemen bu yırtıcı diye tarif ettiğimiz panterimizi birlikte çizelim. Önce baş kısmından başlıyoruz. Alın kısmı. Kulağı ne sivri ne de tam eğimli. Hemen alnından burun kısmına geçiyoruz. Siz de fark etmişsinizdir. Yandan çizim yapacağız. Hemen ağız kısmında şöyle ağzını çiziyoruz. Evet. Hemen dişlerini de yapalım. Daha belirgin olsun. Evet, gözlerinde yuvasını yaptıktan sonra şöyle boyun kısmını da hemen yapalım. Çene altını da yerleştirdikten sonra. Evet, boyun kısmını çizdik. Şimdi alt kısmı, göğüs kafesini ve ön pençelerini, ön ayaklarını oturtmaya çalışalım. Şöyle yavaşça çizeyim. Siz de beni takip edin. Evet. Pençelerini şu şekilde çizmiş oluyoruz. Önce patilerini şu şekilde, tırnaklarını da çizelim. Evet, yürüyor vaziyette yapacağız. Göğüs kafesini içe doğru yaptıktan sonra sırt kısmını da boyun kısmıyla biraz daha eşdeğer çiziyoruz. Evet, arka patilerini siz de fark etmişsinizdir. Bir kedi cinsi olduğu için hemen arka patilerini de şu şekilde yerleştirmeye çalışalım. Bu oranlamaya dikkat edelim. Arka ayaklarıyla ön ayaklarının hizasını, yani zemine bastığı ayağını aşağı yukarı eşit oranda yapmamız gerekiyor. Kuyruğunu da uzatarak arkasına yerleştirmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer ön ayağıyla arka ayağını yürüyor vaziyette yapacağız ve hayvanların insanlar arasındaki yürüyüş şekilleri değişik olmakla birlikte şimdi ön ayağını biraz ileriye atmış vaziyette çizeceğiz. Evet, patileriyle birlikte arka ayağını da yerleştirmiş oluyoruz göbeğinin hizasında. Evet, yürüyor vaziyette yaptık. Gözün içinde noktayla belirtelim. Fazla diş yapmayalım. Gerek yok.
hemen boyamıza geçelim. Diğer kulağını da unutmadan buraya da ilave etmiş olalım. Basit bir çizimle bunu yerleştirdik. Şöyle bir de burun kısmından hafif yapalım ve boyamaya geçelim. Önce tabi siyah olduğu için koyu renkleri tercih edeceğiz. Koyu renklerden de ben önce mor olanı seçiyorum. Sonra üzerinde siyah renkle tamamlamaya çalışacağız. Kuyruğundan başladım. Sırt kısmına doğru kalemimizi eğik tutarak boyamaya başladık. Arka ayaklarına doğru da kalemimizi sürelim. Bastırmadan yapıyorum ben. Siz isterseniz bastırın. Ama kalem çok çabuk tükenmesin derseniz, daha iktisatlı, daha verimli kullanmak istiyorsanız kaleminizi bastırmamanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi de boyun kısmından sonra yüz kısmına geldik. Gözlerini, burun kısmını ve çenesini kulaklarıyla birlikte boyuyoruz. Şimdi ben daha koyu renk olan rengi seçtim. Biraz daha siyaha yakın mor, mavi, güneş, gece mavisini kullanıyoruz. Yine kuyruktan başladık. Sırt kısmına geliyoruz. Her tarafını boyamamız gerekmiyor. Sadece gölge atabileceğimiz yerleri boyamamız mümkün. Özellikle sırt kısım, vücut kısmı ve çene alt kısmını şu şekilde boyuyorum. Gözlerin alt kısmını da boyayabiliriz. Evet. Şu şekilde çenesinin alt kısmını da, hatta biraz tüylü olduğu için şöyle taşırabiliriz de. Arka ön ayağın arka desenini de biraz bastırıyoruz. Göbek kısmını da bastıralım gölge olacağı için. Arka ayağın arka kısmını da hafif bastırıyoruz. Evet. Ön ayağın şu kısmına dokunmamak suretiyle diğer yarısını boyuyoruz. Şimdi kırmızıyı alacağım. Kırmızıyı tercih edişimizin sebebi, burunları kırmızıdır panterlerin. Açık pembe olanları da vardır. Biz kırmızıyı tercih ediyoruz ve boyuyoruz. Zaman zaman gözünün içi yeşil ve sarıdan da oluşan bir renge bürünüyor. Ama biz daha açık yeşili tercih edelim. Evet. Açık yeşil olursa daha hoş olur düşüncesindeyim. Evet. Şu şekilde boyamış olduk. Peki bitti mi? Hayır. Panterimizi biraz daha siyaha gömelim. Siyah rengimizi aldık.
Yine kuyruğundan başlıyoruz. Boyamaya. Gölge kısımlarına özellikle renk atıyoruz. Diğer kısımları kalabilir. Açık tonda. Biraz sert bakışlı oldu. Yırtıcı hayvan görüntüsü vermek için yaptık. Tabii yırtıcı diye ifade ediyoruz ama aslında bize göre öyle. Orman kanunlarına göre yırtıcı olduğu da söylenemez. Evet, bu renk, siyah renk daha çok gri renge benzediği için ben bir de yine başlangıçta kullandığımız kalemi daha da siyah hale getirmek için panterimizi boyamaya devam ediyorum. Özellikle şu kas kısımlarını daha belirgin hale getirmek gerekiyor. Yüzüne biraz daha siyah atabiliriz. Şöyle çene kısmı çok kuvvetlidir tabii. Sanıyorum panterimize biraz daha bir iki renk atalım. Şöyle ağız kısmı. Dişlerine özellikle. Hafif pembelik de verebiliriz. Ağız kısmına. Kompozisyonumuzu yapmaya çalışalım. Şu şekilde çimenleri yaptık, otlarımızı yaptık. Boyayalım hemen. Koyu yeşili tercih ettim. Şöyle çizgiler de atabiliriz. Daha basit bir ifadeyle yukarıdan aşağı. Aşağıdan yukarıya yaparak şu şekilde daha orijinal çimler elde edebiliriz.